Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Endüstrimizin değerli başkanları, Otomotiv Endüstrimizin değerli temsilcileri, değerli konuklar, medyamızın değerli temsilcileri, öncelikle şahsım ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, ülkemizde Ar-Ge, tasarım ve inovasyon ile ilgili çalışmalar oldukça geç başlamış olmasına rağmen son 10 yılda bu açığı kapatmak için hızlı bir şekilde yol alınmış ve alınmaktadır. Ortalama olarak her 7000 fikrin sadece biri uygulamaya geçmekte olup bu nedenle bu yolda sabırla ilerlememiz gerekmektedir. Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımlar toplamda muhakkak geri dönüşü olan yatırımlardır. Eğer dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmek istiyorsak ve kişi başına milli geliri 25 bin doların üstüne çıkartmak istiyorsak, Ar-Ge, tasarım ve inovasyona ayrılacak bütçeyi süratle %3'e çıkarmalıyız. 10 yıldır süren bu çalışmalarda muhakkak bir dönüşüm yapılması gerekir. Araştırma kuruluşları, üniversiteler ve özel kuruluşlar proje, ekip ve konu bazında muhakkak desteklenmelidir. Özellikle Ar-Ge çalışmalarında bilgi birikimi zaman gerektirmektedir. Bilgi ancak yapılacak çalışmalar ile elde edilecektir. Son açıklanan Ar-Ge ve yenilik reform paketinin bu yönde atılmış çok önemli bir adım olarak görüyor. Bu vesileyle Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve hükümetimize reform paketi için teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Otomotiv endüstrisi son 10 yılın arka arkaya ihracat şampiyonu olup Türkiye ihracatının yaklaşık 1/6'ını gerçekleştirmektedir. 2015 yılında otomotiv sektöründe tüm zamanların üretim, ihracat ve iç pazar rekorları kırılmış ve 21,2 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. Eğer parite engeline takılmamış olsaydık, değer bazında da muhakkak rekor kırılacaktı. Bizim beklentimiz, endüstrimizin kalıcı olabilmesi ve daha da gelişimi için maliyetlerin düşürülmesidir. Bu doğrultuda maliyet unsurlarının bertaraf edilmesi ve rekabetçi yapının sürdürülmesi çok önemlidir. Otomotiv endüstrisinin 2023 misyonu için en az 4-5 tane adet yeni yatırımın ülkemize gelmesi gerekmektedir. Yerli marka araç üretimi bu yatırımlara destek olması ve hedeflerimize ulaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu doğrultuda devletimizin, ülkemiz halkının genel karakterlerine uygun bir strateji takip etmesi gerekmektedir. Bu nedenle devletimizin stratejik önceliği hem sanayi ekonomisi hem de bilgi ekonomisi alanlarında mümkün olduğunca çok girişimci yetiştirmek olmalıdır. Devletimiz girişimcilerimizi bölgesel ve küresel iş yapacak bir insan modeli olarak yetiştirmelidir. Eğitim sistemimiz de daha çok yaratıcılık, daha çok buluş ve inovasyona göre yeniden düzenlenmelidir. Değerli katılımcılar, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği olarak artık geleneksel hale getirdiğimiz Türkiye otomotiv sektöründe 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve Komponent Tasarım Yarışması'nı bir kez daha organize etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin 2023 vizyonuna hizmet edeceğine inandığımız tasarım ve Ar-Ge çalışmalarının yaygınlaştırılması strateji doğrultusunda araç komponentleri bazında düzenlenen proje pazarı ve tasarım yarışmasının ülkemiz ve otomotiv endüstrisinin gelişiminde önemli bir misyon üstleneceğine inanıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent bünyesindeki İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek ile yaptığımız işbirliğini bu yıl da devam ettiriyor. Bu yıl ayrıca TÜBİTAK MAM ile yaptığımız işbirliği neticesinde etkinliklerimizi Gebze'de gerçekleştirmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Son olarak otomotiv proje pazarı ve tasarım yarışması etkinliğimize verdikleri de desteklerden dolayı Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş'a, etkinliğimize katılarak bizlere verdikleri destekten dolayı aynı zamanda otomotiv endüstrisine
verdikleri desteklerden dolayı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık'a, TÜBİTAK Başkanı Sayın Profesör Doktor Arif Ergin'e, İşbirliği kuruluşlarımız İstanbul Teknik Üniversitesi Arık Teknokent ve TÜBİTAK MAM'a, projenin yürütülmesinde gayretlerinden dolayı projenin artık bu konuda uzman olmuş Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Ömer Burhanoğlu'na ve yönetim kurullarına ve Uludağ İhracatçı Birliği'nin Genel Sekreterlik personeline ve yine ayrı dereceye girip ödül kazanan proje sahipleri olmak üzere tüm katılımcılara huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı.